FIFA Mobile 2020 Eylül'de çıkıyor. Evet, tarihi belli oldu. Eylül. Sonunda be. Kasım'a kadar bekleyeceğiz sanmıştım. Kafayı yiyecektim. Ancak sıkıntı yok. Eylül'de çıkıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir son gelen tweetlere bir bakalım. We have updated FIFA Mobile device coverage to get ready for the new season. Head here to see the changes diyor. Arkadaşlar değişiklikler olmuş ama merak etmeyin. Çoğunuzun cihazı kaldıracak. Çok basit şeyler istiyor zaten. Hani çoğunuzun cihazı kaldıracak, artık kaldırmayan cihaz da zaten piyasada satılan cihazlar değil. Artık satılan bütün cihazlar da kaldırıyordur. Yani o kadar da aşırı düşük değilse herhalde kaldırıyordur. Ve we have a content update coming early this afternoon that will prepare the silent for the head-to-head reset tomorrow. Yani kafa ya, teke tek modu. Kafaya kafa diyorum hep buna. Teke tek modu arkadaşlar. Yarın güncelleme gelecekmiş. Ve burada ne diyor? Mobile Eylül'de. Evet, Eylül'de çıkıyor arkadaşlar. Yes. Girelim bakalım. Siteye gir dedi. Girdik. Bu Eylül'de yayınlanacak olan yeni sezonun heyecanına ortak olun diyor. Bak, bu heyecanda gerçekten çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bu kez aksiyon önceki sezonlardan daha erken başlıyor. Evet, evet, bekliyorduk Kasım'a kadar. Kasım'ın 9'unda atmışım ben ilk FIFA 11 videosunu. 3 tane de elite çıkarmışım. Evet, ona da baktım bu arada. Oyun eklenecek. Tüm özellikler ve içerikleriyle ilgili ayrıntılı sizinle paylaşmak için. Bu arada arkadaşlar, kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı da unutmayın videoya. Bu arada arkadaşlar, ben aslında bu videoyu neden çekiyorum biliyor musunuz? Bununla ilgili zaten artık bilmediğiniz bir şey yoktur. Benim tepkilerimi görün diye çekiyorum. Bu video arkadaşlar aslında bu kadar olacak. Biraz daha konuşacağım ama şu anda Nonolive'de canlı yayındayız. Yani bu video yayınlandığı andan itibaren, yani saat 17.00'dan itibaren Nonolive'de canlı yayındayım. Akşam bilmem kaç saat kaça kadar, yani bayağı bir uzun süre canlı yayında olacağım. O yüzden şimdiden girip Nonolive'de açıklamadan beni takip edip yayına gelmeyi unutmayın. Şu anda canlı yayındayım, yani hemen yayına gelin, beraber soruları sorun, cevaplayalım bakalım sizlerle birlikte. Hemen sizin gün içinde bizi neler bekliyor? Her zaman yayınladığımız özellikler, oyun mekanikleri ve içeriklerle sevdiğiniz oyunu yenileyerek geliştiriyor ve sürdürülebilir kılıyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi FIFA Mobile serüveniniz yeni bir sezona aktarılacak. Bu geçişe bugüne kadar ilk arkadaşlar, yani bir şey diyeyim mi? İlk defa eski takım eklemişlerdi. Hani direkt ilk 11'leri belirli etkinliklerde kullanmaları için yeni sezona aktarmalarını sağlar. Hani bu sezondaki aktif ilk 11'inizi. Bu arada arkadaşlar, cevherler falan sıfırlanıyor. Bakın bu çok önemli. Burada en önemli şey cevherler. Bu arada hızlandırılmış bir konuşmaya geçtim. Hızlı konuşuyorum. Niye bilmiyorum. Yani bir önemi yok aslında ama çok sıkmak istemiyorum size. Her neyse. Kadrolar falan her şey sıfırlanacak. Bütün oyuncularınızı satın yani. Bütün oyuncularını satsın. Tamam mı? Cevherler sıfırlanacak. Cevherlerinizi bitirin. Kullanın. Kadronuzu yükseltmeye çalışın. VIP seviyesi falan her şey sıfırlanacak. Hangi unsurlarsa FIFA Points Bankası, şimdi ve sonra paketleri, kullanıcı logoları. Arkadaşlar şimdi ve sonra paketleri falan gelecek oyunda. Sizlerle birlikte FIFA Mobile'de bugün takılacağız zaten. O yüzden canlı yayına gelmeyi unutmayın. Bayağı bir şey sıfırlanacak. Bana soru sorun, ne sıfırlanacak? Hep birlikte konuşalım, tartışalım. Ben bayağıdır 4-5 senedir FIFA Mobile oynuyorum. Yani bana sorduğunuz soruları çoğunlukla cevaplandırırım arkadaşlar. Tecrübelerimden faydalanarak. O yüzden açıkçası canlı yayına gelmeyi unutmayın. Kayıt olursanız yorum da yapabilirsiniz. O yüzden Nonolive'i indirip kayıt olun. Ve canlı yayına gelin bakalım. Bugün canlı yayında sizlerle birlikte güzel şeyler yapacağız. Haydi bakalım o zaman. Eylül'de geliyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.